arkadaşlar. En son videomuzda trakea sistemi hazırlığından bahsetmiştik. Bugün konumuz da CLP hazırlığı. Hızlıca malzemelerimi saymak istiyorum. Steril delikli yeşil örtü. Lokal anestezi için kullanabileceğim ilaçlar. Örneğin Prilok olabilir, Lidocaine, Aritmal olabilir. Enjektörler, steril eldiven, CLP seti. Sütür için gerekli malzemeler. Büstür setli olmam ihtimali karşılık alıyorum. Cerrahi aletim sütürü kolaylaştırmak için bol miktarda spanç ve paraflı flasterim. Aynı zamanda batikonum, pansumanın için. CLP hazırlığı ile diyaliz hazırlığı birebir aynıdır. Sadece CLP açılırken CLP kateteri getiriyoruz, diyaliz kateteri açılırken diyaliz kateteri getiriyoruz. Farkı bu. Onun dışında bu işlem sırasında hemşirenin bir numaralı rolü malzemelerin sterilini koruyarak açmak ve işlemin sterilini korumaktır. Öncelikle işlem sırasından bahsedeyim. Bir spancı sterilliği bozulmadan şekilde açarak batikonlarız. Hekimimiz de steril olduktan sonra batikonu spancı ona iletiriz. Gerekli bölgeyi onlar steril ettikten sonra delikli yeşili uygulamaya yerleştirirler. Kateterdeki gerekli malzemeleri kullanarak CLP'yi takarlar. Onlar CLP'yi taktıktan sonra bizler de kloroksidin veya batikonla gerekli bölgenin pansumanını yaparız ve paraflı flasterimizle kapatırız. Tarihimizi atarız ki CPU pansumanlarını günlük yapıyoruz. Eğer tegadem dediğimiz şeffaf CPU'nun direkt giriş kısmının gözüktüğü malzemeyi kullanırsak da tarih atarak 3 gün muhafaza edebiliriz. Ama pansumanım kirlenirse ya da herhangi bir terslik yaşanırsa anında CPU pansumanın mutlaka yenilenmelidir. Bu videomuz bu kadar. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.